Şu anda Amerikalıların açıkladığı çekiliyoruz dediği alandan başlayacak. Bu eski Süleyman Şah Türbesi'nin oraya kadar da inebilir yerine kadar da inebilir o, o alan. Bence ilk etapta böyle bir alana girip ondan sonra o 480 kilometreye doğru yayılım yapacaktır Türkiye. Yani şöyle söyleyeyim çok alana takılmayanlardanım. Çünkü e, önemli olan harekatın başlamasıdır. E, bunun süreç içerisinde daha fazla evrileceği ve daha e, bir e, askeri sistematiğe oturacağını söyleyebilirim. Terör örgütünün e, e, nasıl hareket etmesini bekliyorsunuz? Savaşacaklardır herhalde. Hı. Yani, yani Afrin'de, Afrin'de çünkü e, öyle bir takım e, çıkışlardan ya, sonra biz gideceğiz şimdi orayı da dar böyle, edeceğiz git. falan filan girerler çıkamazlar falan gibi bir takım şeylerden sonra. Bu sefer Fırat'ın doğusu içinde Afrin'e benzemez biz orada geri çekildik de bir burayı dar edeceğiz falan gibi bir takım şimdi, açıklamaları vardı. Yani siz, neyle karşılaşacak TSK? E, ya şimdi şöyle e, hani Fırat'ın e, batısındaki kadar kolay olmayacak bir kere bunu söyleyeyim. Çünkü ellerindeki silahlar falan önemli ama şunu da unutmayalım. iki düzenli olduğunun savaşmasında güçlü tarafın kazanması çok daha kolaydır. Hani bunu unutmamak lazım. Hani bir de tabii yerleşim yerleri sorunu var. En çok işte İran'ın açıklamasında bu Zavari'nin açıklamasında gündeme geldi. İşte oradaki sivil halklara zarar gelmemesini istiyoruz diye. Burada şunu da söyleyeyim, Türkiye hem Fırat kalkanında hem Afrin'de böyle zeytinyağından yandan kıl çeker gibi bir askeri harekat yaptı. Yani Amerikalıların, Rusların yaptığı gibi havadan her tarafı yel ondan sonra rahat rahat oraya kara unsurlar ile gireyim demedi. Bu da Türkiye açısından bir başarıdır. Ama sayın ordum herhalde ana konuşmamız gereken bir de işit konusu var. Evet. O işe de geleceğim. Ona geleceğim. Çünkü belli ki hani Trump e, kendi pozisyonunda hem içeride yani Pentagon ve müesses nizam her neyse. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yani Trump kabul etti. Hala daha sözünü dinlemiyorlar diyerek Beyaz Saray'dan gelen tamam sözü dinleyecekler. Biz buradan çıkıyoruz açıklamasından hemen evet. önce söylemişti. Yani evet. nihayetinde hem içeriye müessesenize ama hem de dışarıya Avrupaya ben size söyledim bu işit meselesini yapmadınız tamam. Bak işte ben ne yapıyorum başımızdan bu işidi kaldırdım. O Artık Türkiye'nin derdi. Ama nihayetinde bu operasyon olacak diye veriyor. Onu 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 soracağım. Çünkü o e, en önemli parantez olarak yani TSK operasyon yapıyor ama de ona kaldı diyerek geldi. Şunu soracağım. Şimdi e, Esad'ın pozisyonunu söylemiştik zaten. E, evet. e, orada terör örgütüdür. E, ben de karşıyım. Temizleyeceğim dedi. Hafta sonunda Ceyşul Vatani yani Milli Ordu adı altında Fırat'ın batısında Türkiye'de beraber e, terör örgütlerine karşı mücadele veren işte e, Suriye, e, özgür güçleri, özgür evet. e, Suriye ordusu. Bütün bunlara baktığımız zaman biz 50 bin kişi olarak milli ordu altında birleşiyoruz ve Türkiye ile birlikte Fırat'ın doğusunda harekata gireceğiz. Şimdi bu unsurlar böyle. Esad e, herhangi bir şey demeyecek, bunu anlıyoruz. E, bu şey, e, Putin e, ve tabii ki Ruhani, yani Tahran ve Moskova'nın konumu böyle bakıldığında, yani e, terör örgütünün Hmm, harekat e, alanı kabiliyeti ne olur diye de sormak istiyorum. Tabii siz diyorsunuz ki herhalde elleri armut toplamayacak bir şeyler yapacaklardı ama <laughs> ne yapabilirler? Evet güllerle karşılamayacaklar Sayın Evet. Ama ben yine şöyle söyleyeyim. Ee, PYD, YPG'nin e, silahlı kuvvetlerin yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesi sonrası çözüleceğini düşünenlerdenim kısa sürede.